Bugün bu gördüğünüz renkli mercimekli pirinç salatasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yapılışı çok kolay ve ama aynı zamanda da besin değeri yüksek, doyurucu, protein değeri de yüksek olan bu salata muhteşem oluyor. Özellikle vejetaryen beslenenlere veya glutensiz beslenmek isteyenler için çok uygun bir tarif ve aynı zamanda da işe, okula veya dışarıya pikniğe götürmek için de çok uygun bir salata. Salata deyip geçmemek gerekiyor. Çünkü makro ve mikro değerleri yüksek olduğu için tam bir öğündür bu salata. Evet, gelin tarife başlayalım. Malzemelerimiz için ilk önce haşlanmış pirinç gerekiyor. Ben burada bir gün önce yaptığım pilavdan ayırdığım pirinci kullanıyorum. Eğer siz de bir gün önceden haşlanmış ya da yaptığınız pilavdan ayırmış bir pirinciniz varsa bu salataya çok uygundur. Bunun dışında tabii ki ekstra da haşlayabilirsiniz. Evet, gelelim mercimeğe. Normalde işte böyle bir bardak veya işte bu bir tas dolusu mercimek gerekiyor, yeşil mercimek. Sebze olarak burada kapya biberi, havuç, maydanoz ve yeşil soğanım var. Ama siz de biraz isteğe göre bunu değiştirebilirsiniz tabii ki. 2 tane kırmızı soğan, yani kuru soğan da olabilir. Burada dereotu taze bulamadığım için Almanya'da bunu buzlu bir şekilde aldım. O da olur tabii ki, buzluktan. Yani işte zeytinyağı ve sosu için nar ekşisi, limon, biraz işte tuz tabii ki ve baharatları da burada karabiber, tarçın ve yeni bahar. Evet, önce mercimeklerimizi haşlıyoruz. Bunun için bir küçük tencereye mercimek ve bolca su dolduruyoruz. Bol suda haşlarsak olabilir çünkü zaten daha sonra süzeceğiz. Önce suyumuzu iyice kaynatıyoruz ve sonra kısık ateşte hemen hemen 15 ile 20 dakika arası yumuşayana kadar mercimekleri pişiriyoruz. Bu arada malzemelerimizi hazırlıyoruz. Burada 2 soğanım vardı. İşte dediğim gibi ben kırmızı soğan kullandım ama siz normal kuru soğan da kullanabilirsiniz. Zaten soğanlar ilk önce tavada hafif kavrulacak. O yüzden fark etmiyor ama salata olduğu için kırmızı soğanı tercih ettim. Soğanları yarıdan bölüp küp şeklinde kesiyoruz. Bir tavamızı alıp ısıtıyoruz ve içine bolca zeytinyağı aktarıyoruz. Ve bu zeytinyağında soğanlarımızı kavuracağız. Daha sonra yağ eklemeyeceğimiz için bol, yani hemen hemen 4 yemek kaşığı zeytinyağı da kavurabilirsiniz. Daha sonra yağ ile birlikte salataya ekleyeceğiz. Evet, iyice yumuşadı ve bayağı koku geldi. Soğanlarımız bitmiş demektir. Aslında şimdi ben bu durumda soğumaya bırakabilirim soğanları. Ama pirincim çok az olduğu için pirinci de içine katıp öyle düşündüm. İçine katıp hafif kavurayım ama bunu yapmak zorunda değilsiniz. Normalde işte bahsettiğim gibi daha fazla pirinç kullanıyorum aslında bu salataya. Yani 2 su bardağı kadar hemen hemen, yani 2 tas. O zaman bu işlemi tabii ki yapmayacaksınız çok pirinç olduğu zaman. Ben az pirinç olduğu için pirinci de hafif tekrar kavurayım dedim. Bu pirincim bir gün önceden bir pilavdan arttı. Ve tekrar da işte çöpe gitmiyor. Tekrar güzel bir şekilde kullanabiliyorum. Evet, diğer malzemelerimizi hazırlıyoruz. Burada yeşil soğanı önce ortadan bölüp çok küçük bir şekilde kıymaya çalışıyorum. İsterseniz daha az soğan da kullanabilirsiniz. Yani biz genelde çok sevdiğimiz için yeşil soğanı çok güzel uyuyor bence. Bolca kullanıyoruz. Ama normalde aslında tarifinde 2-3 dal sadece kullanılıyor. Çünkü normalde de zaten kuru soğanı veya kırmızı soğanı kavurmuş olduk. Soğan var. Evet, aynı şekilde diğer malzemeleri de kesiyoruz. İşte maydanozumuzu kıyıyoruz.
kapya biberimizi de tercihe göre 2 tane 2-3 tane kapya biberi de kullanabilirsiniz. O zaman biraz daha az havuç kullanmamız gerekiyor. Ben daha fazla havuç kullanmak istediğim için sadece 1 adet kapya biberi kullanıyorum. Yani bahsettiğim gibi gerçekten isteğe göre sebze yani biber, havuç hepsi evde olmasa da önemli değil. Ne varsa onu kullanın. Hepsi uyuyor bence. İşte biberdi, havuçtu. Sadece domates uymuyor. Yani domates olma. Bezelye, haşlanmış bezelye de kullanabilirsiniz. Ama mercimek içinde olduğu için ben bezelyeyi tercih etmedim. Veya mısır, haşlanmış mısır da kullanabilirsiniz. Evet, şimdi de havuçları rendeliyorum soyduktan sonra. Ve salata kaseme havuçları da aktarıyorum. Renklere bakın, muhteşem gözüküyor. Yani bu salata ancak bu kadar sağlıklı olabilir. Bu arada mercimeklerim haşlandı ve şimdi süzmeye alıyorum. Ve biraz soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra da salatama ekliyorum. Burada donmuş dereotu kullanıyorum. Çünkü taze dereotu evimde yoktu. Ama tazesini kullanırsanız tabii daha iyi olur. Onu da içine kıyacaksınız. Ama bence dereotu çabuk kötü olduğu için buzluktan da, buzluğa zaten çok atarım ben. Bunu gerçi aldım. Evet, nar ekşisi bu arada içine ekliyorum. Ve yarım limon. İsteğe göre sadece limon veya sadece nar ekşisi de kullanabilirsiniz. Ve tuzunu atıyorum. Ve baharatlarını. Tuzu tabii ki bolca oluyor. Çünkü gerçekten malzeme de çok fazla yoğunlukta. Ancak yetiyor yani. Hemen hemen işte bir tatlı kaşığı tuz içine attım. Ama ben kaya tuzu kullanıyorum. Normal diğer tuz gibi keskin değil. Normalde kaya tuzunun tadı. Evet, şimdi hepsini karıştırıyoruz. Salatamız bitmiştir. İsteğe göre kuru üzüm de atabilirsiniz. Bence çok yakışıyor kuru üzüm. Ama bu illa şart değil. Hani sevmiyorsanız kullanmazsanız, ama gerçekten çok uyuyor. Bunu da tavsiye ederim. Evet, salatamız bitmiştir. Şimdi servise hazır. Yani bu salatayı muhakkak deneyin derim. Özellikle ben genelde oğlum üniversiteye gidiyor, işte eşim işe gidiyor derken kızım okula, bu salatayı güzellikle götürebiliyorlar. Sadece kızımın tek isteği var: anne, yeşil soğanlı olmasın okula götürmem için diyor. Ben de bazen yeşil soğansız yapıyorum. O da çok güzel oluyor. Evde de misafirleriniz geleceği zaman, yani normalde hep önceden kısır yapardım ama şimdi değişik bir alternatif oldu. Bu salatayı da herkes çok beğeniyor. Yani kısırın başka bir cinsi diyelim, sadece pirinçle yapılıyor. Ve gerçekten de çok besin değeri yüksek olan bir salata. İçinde bol proteini var, vitamini var ve aynı zamanda da besleyici. Yani aslında karbonhidrat, protein yönünden zengin ve mikro vitaminleri olarak da çok zengin bir salata. Muhakkak deneyin, gerçekten herkesin de çok hoşuna gidiyor. Sadece önemli bir püf noktasını söyleyeceğim. Belki biliyorsunuzdur. Ama bu pirinç bir gün önceden kalmış olduğu için kalori değeri de düşük. Yani zayıflamak isteyenler genelde böyle salataları, yani makarna salatası olur, patates salatası olur veya pirinç salatası olur. Bir gün önceden pişmiş olan salatayı, pirinci, makarnayı veya patatesi kullanırlarsa daha düşük kalori de alıyorlar. Yani zayıflamak için de mükemmel bir salata. Eğer önceden pişmiş bir pilavı buzdolabında soğutup tekrar kullanırlarsa onun nişastası çok faydalı bir nişasta haline geliyor. Hem kalorisi düşük hem de mide bağırsak için çok sağlıklı bir nişasta haline geliyor. Yani bunu da sadece püf noktası olarak size söylemek istedim. Bu da çok önemli. Hem doyurucu oluyor. Yani genelde zayıflamak isteyenler karbonhidrat yemek istemiyor. Ben bunu anlayamıyorum. Bir beslenme uzmanı olarak herkese öneriyorum. Karbonhidratsız beslenmeyin. Ben bunu gerçekten kendim sağlıksız buluyorum. Bir ara ben de böyle beslendim ve hastalanmaya başladım. Muhakkak kaliteli karbonhidrat ile beslenin. Çünkü enerjinizi, güzel bir enerjinizi ondan alacaksınız. Hayvani gıdalardan
mümkünse uzak durun. Güzel karbonhidrat, bol sebze, bol meyve. Benim beslenme türüm böyledir ve bir sürü hastalıklarımı da böyle kendim yok ettim. Ama bir dahaki videolarımda bunu da size daha fazla açıklayacağım. Evet, görüşmek üzere, hoşça kalın.